Twitter saldırganları 117 bin dolar elde etmiş. Twitter 15 Temmuz tarihinde büyük bir siber saldırıya maruz kalmış, aralarında Bill Gates ve Jeff Bezos gibi ünlü kişilerin de bulunduğu 130 hesap eklenmişti. Siber güvenlik kuruluşu ESET, detayları netleşen saldırıyı mercek altına alırken olayda Twitter çalışanlarının hedefli kimlik avına maruz kaldığı belirlendi. Hacklenmiş hesaplar üzerinden gerçekleşen aldatma mesajlarıyla siber hırsızlar 117 bin dolarlık haksız ve yasa dışı kazanç elde etmiş görünüyor. Siber saldırılar Twitter'ın kurum içi sistemlerine ve dünyanın en önemli kişilerinden bazılarının hesaplarına erişim sağlamak için insan etkinliğini kötüye kullandı. Twitter, olaya neden olan koşullara açıklık getirmeye çalışırken siber güvenlik kuruluşu ESET de bu gelişmeleri mercek altına aldı. Hacklenmiş hesaplardan oltalama mesajları atıldı. Hatırlanacağı üzere Temmuz ayında gerçekleştirilen saldırıda 130 Twitter hesabı hacklenmiş, ardından bu hesaplardan sahte tweetler paylaşılarak hesap sahiplerine gönderilecek bitcoinler karşılığı 2 kat ödeme yapılacağı vaat edilmişti. Aralarında Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi ünlü kişilerden geliyormuş gibi görünen tweetlerle gerçekleşen kandırma taktiği siber hırsızlar açısından işe yaradı. Çok kısa bir süre içinde siber saldırılara ait olduğu tahmin edilen kripto para cüzdanlarından birine 12.86 Bitcoin, yaklaşık 117 bin Amerikan doları geldiği tespit edildi. Twitter nasıl hacklandı? Twitter'ın araştırmasına göre saldırganlar telefonla hedefli kimlik avı saldırısı yoluyla bazı Twitter çalışanlarını hedef aldı. Tipik bir hedefli kimlik avı saldırısında suçlu güvenilir bir maske arkasına gizlenir ve kurbanı giriş bilgileri veya finansal bilgileri gibi hassas bilgilerini çalmaya veya kötü amaçlı yazılım göndermeye odaklanır. Bunun içinde iyi araştırılmış bir hedefe kişiye özgü bir e-posta veya anlık mesaj gönderir. Aşama aşama bilgi toplamışlar. Twitter'ın durumunda saldırılarda telefon görüşmelerinin dahil olduğu birden çok aşama olduğu görünüyor. Sosyal medya devi ilk olarak hedef alınan çalışanların hepsinin hesap yönetim araçlarını kullanma izni yoktur. Ancak saldırganlar bu kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak kurum içi sistemlerimize erişim sağlamış ve süreçlerimiz hakkında bilgi edinmiştir. Bu bilgiler sayesinde hesap destek araçlarımıza erişimi olan diğer çalışanlarımızı hedef almışlardır açıklamasını yaptı. Daha sonra saldırganlar bu kimlik bilgileri sayesinde 45'inden tweet attıkları, 36'sının doğrudan mesajına erişim sağladıkları ve 7'sinden veri indirdikleri 130 hesaba gizlice girdi ve böylece ikinci aşama olan büyük bir sahtekarlık kampanyası için ihtiyaç duydukları araçlara erişim sağladı. Twitter saldırıyı belli çalışanları yanlış yönlendirmek ve kişilerin zayıf noktalarını kötüye kullanmak için önemli ve birbiriyle uyumlu bir çaba olarak tanımlıyor. Daha güçlü güvenlik için çalışıyor. Twitter bu saldırıyı göz önünde tutarak ilk etapta kurum içi çalışanların ve araç sistemlerinin erişimini sıkı bir şekilde sınırlandırdıklarını paylaştı. Ayrıca kurum içi araçların uygunsuz erişiminin ve kullanımının önlenmesine ve tespitine yönelik yöntemlerin geliştirilmesini çalıştırdıklarını duyurdu. Twitter, şirket çapında kimlik avına karşı eğitim çalışmalarında da devam edeceğini belirtti. Hayatın normal akışına aykırı vaatlere kuşkuyla yaklaşın. Siber güvenlik kuruluşu ESET, kimlik avı çabalarına karşı herkesin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Hassas bilgilerinizi herkesle kolaylıkla paylaşmayın önerisini aktaran ESET, ayrıca herhangi bir şeyin iki katını vaat eden tuhaf ve hayatın normal akışına aykırı teklifleri de itibar edilmemesini tavsiye etti.